Yaptı 15. Yani onların çok da etkisi olamıyor çünkü hani herkes aşıdan çok faydasını görmüş bir toplum, geçmişini biliyor, birbirine aktarıyor, yani aşıyla nelerin değiştiğini gayet iyi bilen bir toplumuz. Onun için o şans aslında. İstanbul'da durum şu an çok da iyi görünmüyor. Vaka sayıları artış gösteriyor, yani hiç haftalardır hep yukarı doğru çıkıyor. Test pozitiflik oranları %10'u aştı. Bu nedenle hani zaten 7 günde görülen toplam 100 bin kişideki infeksiyon oranı da 178 gibi oldukça yüksek bir rakam. Durum yani 3. dalganın İstanbul'da etkisini gösterdiğini, henüz pike de ulaşmadığımız aslında, çünkü aşılmanın etkisini bu hafta başından itibaren görüyoruz biz açıkçası. Kendi kurumumuz açısından söyleyecek olursam belirgin fark var. Bir önceki haftaya göre pazartesiden beri çok yüksek sayıda hasta geliyor. Pozitiflik oranı dediğim gibi bizde de %12 civarında. Dolayısıyla işler aslında hani 3. dalgayı açıkça gösteriyor ve geleceğe, yani önümüzdeki haftalarda da sıkıntılı günler yaşayabileceğimizi düşündürüyor bana. Aşılı insanlar 2 doz aşısına olduktan 14 gün sonra bile hani hastalanabilirler ama ölüm oranını büyük oranda şu anda elde edilen verilere göre azaltmış görünüyor. Bu çok sevindirici bir şey. Hani olumlu bir şey söylememiz gerekirse bunu söyleyebilirim sadece şu an için. Ama onun dışında da biliyorsunuz çok fazla nüfus var İstanbul'da. Hani aşılısız olan gruplar var. Onların da hastalanma riskinin çok yüksek seviyeye gelmiş olduğunu söyleyebilirim İstanbul için. Aslında bütün Türkiye içinde hani birçok ilde riskin çok yüksek olduğunu görüyoruz. İnsanlarla yakın bulunmamak, kapalı ortama girmemek, kapalı ortama girmek zorundaysanız maskesiz asla durmamak gibi, kalabalık ortama girmemek, girdiyseniz gene hiçbir şekilde maskesiz durmamak ve kapalı ortamda bulunmak zorundaysanız çok sık bir şekilde havalandırmak. Yani tercihen camı açmak ama onun dışında da elinizden gelen her türlü havalandırma fırsatını kullanmak gerekiyor. Şu an hani bunu tavsiye edebiliyoruz gerçekten. Üçüncü piki yaşayacağız gibi görünüyor yani. Hangi aşı gelirse ve sırası kimin gelmişse o aşı olmasını planlıyor. Bakanlığın planı da bu şekilde. Yani önümüzdeki işte haftalarda 4,5 milyon doz aşı gelecek. 60 yaş üstüne başlamış olacak aşı ya da şimdiye kadar aşılanmamış diğer daha ileri yaşlılar da olabilir. Onlar hangi aşı yani sırayla gitmiş olacak, BioNTech aşısı da o şekilde yapılacak. Bakanlığın bir çalışması olmuş. Hani onların henüz sonuçları tabii ki bilimsel makale olarak yazılmadı ama varyant 1'de etkinlikte çok bir fark olmadığı orijinal suçla. Varyant 1 İngiliz, şu an biliyorsunuz Türkiye'de de aslında en fazla yayılan ve hani önümüzdeki haftalarda da en baskın suç haline geleceğini tahmin ettiğimiz suç varyant 1, yani İngiliz varyantı. Aşının etkinliğinin eski dediğimiz bizim de 614 suçuna karşı, yani Wuhan suçuna karşı diyelim, etkinliğiyle benzer olduğu. Yani arada çok önemli bir fark görülmediği ki literatürde de zaten genellikle öbür suşa karşı olan etkilerle benzer. Bizde de bunu destekler şekilde çıktığını ifade ettiler Halk Sağlığı Kurumu'nda çalışan arkadaşlarımız. V2 dediğimiz Güney Afrika varyantı da Türkiye'de çok bu şekilde V1 kadar yaygın olmasa da görülüyor. V2 en tehlikeli olan aslında aşılar açısından. Zaten önümüzdeki dönem aşıların içeriğini de V2'ye göre ayarlayacaklar. Çünkü en çok kaçan o. V2'nin de yayılmaması için zaten daha fazla önlem alınıyor. V2 temaslısı olanlar mesela daha fazla izole ediliyorlar. O nedenle V2 dediğimiz Güney Afrika varyantı biraz daha tehlikeli şu anda. Bizim çok yakından takip etmemiz gereken bir varyant, aşıdan kaçabilme riski nedeniyle. Diğer aşılarda olduğu gibi koronavakta da böyle bir beklenti var. Aşılı kişiler eğer temaslı olursa, hani V1 dahil olmak üzere varyantlardan V1 dahil olmak üzere bunlarla herhangi bir teması olursa orada hani izolasyon olmayacak. Çünkü oradaki koruyuculuğun olduğunu biliyoruz. V1'de de Wuhan suşunda da elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Onlara karşı oldukça etkili koruması var ama V2 için ya da V3 için dediğimiz varyantlar için, yani Güney Afrika ve Brezilya varyantı için aynı şekilde koruma sağlamayabileceğinden kaygı duyduğumuz için onlar da izolasyon yapmak, o suçlarla teması olan. Onlar şu an Türkiye'de çok yaygın değil ama çok yakından izlememiz gerekiyor. Çünkü
tehlikeli olabilir yani aşıdan kaçmaları nedeniyle. Aşılılar açısından yani aşımızın etkinliği gerçek yaşam verileri de geldikçe daha da rahat edeceğiz açıkçası şu anda. Çünkü bayağı bir insanı aşıladık. 2 dozları geçti 14 gün üstünde. İlk değerlendirmeler olumlu görünüyor. Yani ağır hastalıktan, ölümden engelleme açısından gayet güzel etkinliği var görünüyor ilk değerlendirmelerin. Bunların daha detaylı analizleri yapılıp toplumla da paylaştığı zaman mesela Amerika'nın yaptığı gibi görüşebileceğiz. Hani bunların temeli oluşturacak insanlar aşılılar en azından birbiriyle daha rahat görüşebilecek. Milyonlara aşı yapılıyor, milyonlarca insana aşı yapılıyor ve bu insanlar... başına ne gelirse gelsin acaba aşıdan mı diye takip etmeniz gerekir. Oxford aşısında da gene işte bu AstraZeneca'nın aşısında da görülen bu işte bir takım istenmeyen etkiler acaba normal popülasyonda göründüğü sıklıkta mı görünüyor yoksa daha mı yüksek sıklıkta görünüyor? Bunun araştırması yapılıyor. Firmanın açıkladığı açıkçası normal sıklıktan fazla olmadığı yönünde ama yakından izliyoruz dediler. Gene Almanya işte kendi vakalarını inceliyor şu anda. Böyle inceleme aşamaları olabilir. Her inceleme aşamasında da hani sorun var, aşı problem. Bütün aşılar için değildir. Bu her aşı ayrı bir preparat. Bizim aşımız zaten ne Oxford'un aşısı gibi bir şey içeriyor. Adenovirüs aşısı değil bir kere. Hani onu söyleyebiliriz. Bizimki inaktive virüs aşısı. Onu, en çok kullandığımız aşısı. Aşı öbürü de mRNA aşısı zaten. BioNTech'inki de. Yani henüz bize bir viral vektör aşısı gelmedi. EMA'da Avrupa İlaç Ajansı da Dünya Sağlık Örgütü de aslında hastalığı daha tehlikeli bulduğu için yapılmasını da öneriyor. Risklilerde yapılması düşünülebilir. Ama risk grubu olmayanlarda beklenip sonucu görülebilir. Çünkü hani risklilerin hastalıktan ölme riski daha fazla. Hani yan etkilerindense hastalıktan ölme riski daha fazla. Ama risksizler henüz işte Avrupa'da herkesi aşıladıkları için risksizlere de sıra gelmiş olabilir. Onlar için bu aşının sonuçları beklendikten sonra devam edilebilir diye düşünüyorum. Daha önce hastalığı geçirmiş kişileri aşıladığımız zaman ne elde ederiz? Bu sorunun cevabı aslında çok net değil. Sizin dediğiniz çalışmada daha önce hastalanmış kişiler aşılandığı zaman mesela mRNA aşısıyla aşılandıkları zaman bunlarda uzun dönem COVID semptomları dediğimiz şey var ya tablo long COVID uzun COVID denilen şey yani ilerleyen dönemlerdeki semptomların da azaldığını gösteren bir çalışma ama bu bir preliminer veridir henüz erken yani rutin olarak her hastalığı geçiren aşılansın. Biz zaten biliyorsunuz ilk 6 ayında aşılamıyoruz. İmmün sistemle uğraştığımız için farklı mekanizmalar tetiklenebilir. Onun için biraz daha zamana ihtiyacı var o yaklaşımın. Çok sayıda varyant olabiliyor. Fakat bunların önem arz eden varyant olması için bir fenotipik görünümünde bir değişik olması lazım. Ne olması lazım? Mesela bulaşıcılığın çok artması lazım. Ölümü artırması lazım. Testlerden kaçması lazım gerçekten. Eğer bu böyle bir şey olursa o zaman onu da herkes daha yakından izlemeye de başlıyor. Sadece bir yerde sınırlı kaldı. Bir varyant buldunuz. Bir etkisi var ama sadece sınırlı kalmış. Onun da bir anlamı olmuyor. Önem arz eden ve yakından takip edilmesi gereken bir varyant olarak Fransız varyantı şu an değerlendirilmiyor. Ama eğer ki başka ülkelerde de görmeye başlarsa özellikle tanı testlerinden kaçması nedeniyle önemli olabilir. Tanı testlerini değiştirmek çok zor bir şey değil. Bir de zaten tek gen bölgeleri bakılmıyor. Birkaç bölge mesela spike'ı bakılıyor, nükleokapsisin gen bölgesine bakıyor. Yani tanı testlerinde tek bir gen bölgesi bakılmıyor. İngiliz varyantında da mesela spike bölgesi negatif çıkıyordu. Öyle tanıdılar zaten. Bunlara inceleme aşamasındaki varyantlar deniyor bu tür. Türkiye'de de var böyle varyantlar ama bunun önem arz eden bir varyant olması durumunda o zaman onu rutin olarak izlemeniz de gerekiyor. Şu an öyle bir şey yok. Olacaktır aşılama arttıkça ama esas olarak şu anda amacımız ölümleri azaltmak ki hani ilk veriler 65 yaş üstünden aslında ölümlerin azaldığını gösteriyor. Bu sevindirici bir şey. Ama şimdi Avrupa'da değişik bir şey var, dinamik var. Yani mesela biz Türkiye'de hiçbir zaman hani evet arttı geçmişe göre hani aşı bir takım